Anadolu'nun batısı, en batısı, yolların denize vardığı, denizin gölü andırdığı Ayvalık. Tarihin, arkeolojinin göz bebeği Bergama'yı, bereketli ovaları pırıl pırıl deniziyle Altınova'yı, fıstık çamlarıyla bezeli güzelim Kozağı, Ege'nin en güzel kumsalına ev sahipliği yapan küçük köyü karadaki komşuları bilmiş, geçmişi Kaz Dağları'nın söylenleriyle, kaderi ise denizdeki akranı Midilli ile birlikte yazılmış Ayvalık. Adının genellikle tatille anıldığına bakmayın. Şeytan sofrası, cennet tepesi, sarımsaklı plajları, Cunda gibi doğal güzelliklere sahip bir yerin yaz aylarında cazibe merkezi olmaması düşünülemez zaten. Sakın Ayvalık'ı bundan ibaret de sanmayın. Sözümüz Ayvalık'ın adını duymuş da kendini görmemiş olanlara, yoksa Ayvalık'tan başka yerde yaşamayı hayal edemeyecek kadar ona tutkun olanlara ne anlatsak az. Ayvalık için Ege'nin insana sunduğu tüm nimetlerin buluştuğu kasaba denmesine şaşmamalı. Bu nimetlerin başında da zeytin geliyor. Binlerce yıllık zeytincilik geleneğinin öncüsü kalabilmek, ona Ayvalık gibi değer vermek de mümkün olabilirdi. Ayvalık, kutsal kitaplarda hayat ağacı, mitolojide ölümsüzlüğün simgesi, günümüzde gıdaların en sağlıklısı sayılan zeytin ve zeytinyağını kendisine bahşedilmiş bir nimet olarak görür. Ve onu itinayla işler, eşsiz lezzetini kendi mutfak kültürüyle birleştirir. Bu emsalsiz buluşmanın yarattığı can ve damak dostluğu, Ayvalık'ı tartışılmaz bir gastronomi merkezi yapar. Ege'nin bu yöresine has otlarına, balıklarına zeytinyağı bambaşka bir lezzet katar. Her hasat mevsimi, Ayvalık için bu nimetin kutlanması ve berekete şükrediş şenliği anlamına geliyor. Hasat şenliği sadece zeytinin dallardan serelere taşınması değil, Ayvalık'ın zengin kültür mirasının sokaklara yayılması da demek. Dar sokakların, parke taşlarının birbirinden güzel kapıların ardında saklı ama erişmesi de bir o kadar kolay, binbir incelik barındıran Ege kültürünün hası. Yerel kültürünün özelliklerini evrensel standartlarla birleştirmeyi bilen Ayvalık'ta aydınlık ve ustalık birbirini besliyor. Ayma Müzik Akademisi her yıl düzenlediği klasik müzik festivali ile uluslararası sanatçıları ve Türk sanatçılarını bir araya getiriyor. Ayvalık pek çok sanatçıya ilham veriyor. Onların eserlerinde yeniden var oluyor. Esnaf kepenk açıp toprağın sunduklarını rızka çevirirken bir ressamın fırçası boyaya değiyor. Sahile vuran dalgalar bir saatin tiktakları gibi zamanı sayarken Ayvalık'ın biriktirdikleri yine başkalarıyla buluşuyor, onların ufkunu zenginleştiriyor. Ayvalık'ta olup bitenin en görkemli tanığıysa tarihin de tanıkları olan yapılar. Kent mimarisinde mekanın düzenini belirleyen deniz, kıyıdan tepeye doğru yükselen kademeli yerleşimin de mimarı. Yöreye özgü sarımsak taşının kırmızımsı rengi sivil mimariye damgasını vururken, taş evler, kahvehaneler, sabunhaneler ve yel değirmenleri Ege'ye dair ne varsa burada dedirtiyor. Yüzyılların tanığı olan Ayvalık yapıları, asırlardır içinde barındırdığı insanlarla iç içe yaşayan birer sanat mirası. Aynı yerel kültür ve hümanizmi yaşlı ve pürüzsüz duvarlarını taşıyan kent ve çevresine yayılmış onlarca ibadethane gibi. Bu şehri anlamak ve eşsizliğini fark etmenin en iyi yolu, onların arasında zaman geçirmek. Ayvalık'ın eşsiz güzellikteki duasına kulak verdiğinizde size anlatacak ne çok şeyi olduğunu göreceksiniz.